Gündem teknolojiye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Pandemi döneminde büyüyen bugün elektronik ortamda ticareti konuşacağız. Yüksek enflasyonun işlem hacimleri üzerindeki etkisini, e-ticaretteki ihracat gelirlerini ve online platformda girişimciliğin başarıların sırlarını bugün iki değerli isimden alacağız. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ETİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi. Hoş geldiniz Emre Bey diyorum. Hoş ve Ideasoft CEO'su ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara bizlerle beraber. Seyhun Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk abi. Şimdi yılın ilk 5 ayını devirdik. Dolayısıyla yılın ilk 5 ayına baktığımızda işlem hacmi açısından yıla dair tablo bize nasıl bir ışık tutuyor Emre Bey, ne dersiniz? Evet, biz geçen seneyi de çok büyük bir büyümeyle bitirmiştik aslında 2022 ve ilk 5 aya da baktığımızda bu büyümede bir durma görmüyoruz. Tabii ki enflasyonun bir etkisi var ama ilk 5 ayda böyle %100'ün üzerinde %120'lere varan bir hacim büyümesi görüyoruz. Burada tabii deprem döneminde bir durgunluk oldu, aslında daha fazla da bir büyüme olabilirdi. Ama deprem döneminde özellikle reklamların da azalmasıyla ve tabii ki tüketicilerin, tüm Türkiye'nin odağının da değişmesi sebebiyle o 1-1,5 aylık dönemde biraz bir yavaşlama var diyebiliriz. Ama ilk 5 ayı toparlayarak böyle %100'ün üzerinde bir büyümeyle geçen senenin ilk 5 ayına göre geçirdik diyebiliriz. Peki yılın tamamında ne kadarlık bir beklenti nedir? Ne kadarlık bir işlem hacmi olması bekleniyor sektörde? Evet, biz şimdi geçen seneyi resmi rakamlara göre 800 milyar TL'nin üzerinde kapatmıştık. Şimdi ciddi bir enflasyon etkisi de var fiyatlara yansıyan. Baktığımızda yani bu %125'leri bu sene görürüz gibi gözüküyor. Bu da bizi işte 1.800 trilyon gibi bir rakamlara kadar götürür. Ama esas da bir şeye bakmak lazım. Yani adette büyüme, reel büyüme anlamında. Hı hı. Orada böyle %40'larda, yani aslında sektör gene büyümeye devam ediyor. %40'larda adet büyümesinde biz yılı kapatırız gibi düşünüyoruz. Yılı da %40'larda adet büyümesinde kapatırız diyorsunuz. Yüksek enflasyonunda evet kuşkusuz işlem hacminde etkisini göreceğiz dediniz. Seyhun Bey, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslayacak olursak bunun ilk 5 ayını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani geçtiğimiz döneme göre, yani 2022 senesindeki rakamlar aslında ilk yarı yıla baktığımızda yaklaşık 385 ya da 384 milyar TL'lik gibi bir hacimle bitmişti. Ve büyüme olarak da bu sene biz ilk 5 ayda yaklaşık %31 büyümeyi net olarak rakamlayabildik. Bu da aslında 2022 senesindeki işletme sayısının 2023 yılındaki büyümesine bağlı olarak ortaya çıktı. Bir sıkıntı şu ortaya çıktı: deprem dönemindeki Şubat ayının yaklaşık %40 ila %45 arasında Mart ayına göre bir düşük hacim gerçekleşti. Bu dönemde demin Emre Bey'in de bahsettiği gibi reklam yatırımlarının kısılması, o dönemde işte farklı konularla ilgileniyor olması, birçok işletmenin veyahut da ticaretin bir kısmen durmuş olması gibi etkenlerden dolayı Şubat ayının büyümesi biraz eksik kaldı. Bir diğer bakış açısı da aslında bizim yaklaşık 12 bin firmanın içerisinde yapmış olduğumuz incelemede yaklaşık %25 gibi bir işlem adedinde büyüme var. Aslında %130'luk bir hacimsel büyümenin yanında işlem adedi sadece %25'lik bir büyümeyle kalmış durumda. Buna da tabii ki aynı şekilde enflasyon etkisi olarak yorumlamak mümkün. Peki sektörde özellikle elektronik ortamda ticarete girişimci olarak giren İşletme sayısında geçtiğimiz yıla oranla nasıl bir tablo var? Artış mı yoksa paralel mi seyretti? Şimdi pandemi öncesinde çok büyük bir artış olmuştu. Yani neredeyse 7 kat artış oldu. Pandemiden öncesinde işte 70 bin işletme varken bu 500 bine çıkmıştı. Geçen sene sonunda da biz bunu 550 binlerde bitirmiştik. Ama geçen seneki büyüme de çok fazla değildi işletme sayısında. Böyle %15'lerde falan bir işletme sayısında büyüme vardı. İşletmeler halen tabii e-ticarete yönelmeye devam ediyor. Ama Türkiye'de genel olarak KOBİ işletme sayısında büyümede bir zaten duraklama var. Bunun da bir şeye, e-ticaret tarafına dönen işletmelerin büyüme sayısında da yavaşlamasına etkisi var. Ama bizim hedefimiz, yani şu anda 550 binlerde olan bu rakamın
bu sene en azından 700 bin, 800 bin lira görmesi, hatta bir ara 1 milyon diyorduk ama o hedefe ulaşamayacağız gibi gözüküyor. KOBİ'ler özellikle kendi, hem kendi web sitelerini açarak hem de pazar yerlerinden de satış yaparak çok kolay bir şekilde Türkiye'de e-ticarete dönebiliyor. O açıdan bu rakamlara, en azından 700 bin rakamına ulaşmayı istiyoruz. Peki Seyhun Bey, şu soru da akla geliyor. Bir girişimci, küçük orta boy işletme veya girişimci, İlk girdiği noktada pazar yerinde mi olması mı, yoksa kendi web sitesini kurması mı daha başarılı kılmada doğru tercih oluyor? Ya Hande Hanım, aslında sektöre göre değişiklik gösteren bir konu bu. Eğer nihai anlamda perakende ürünlerin piyasada çok rahat bir şekilde bulunabilecek ürünleri satıyorsanız, sizin aslında öncelikli olarak hem pazar yerinde, sonrasında da kendi mağazanızı oluşturarak kendi e-ticaretinizde yer alabilirsiniz. Fakat siz işte distribütör, üretici, dağıtıcı ve bu ürünleri aslında Türkiye pazarında belli noktalarda bulunmasına olanak sağlayan bir firmaysanız, o zaman sizin bu işi kendi e-ticaret sitenizle yaparak kendi markanız üzerine gitmek ve kendi yapacağınız reklam yatırımlarıyla bu markayı, ürünleri sunuyor olmak daha avantajlı olabilir. Ama bu demek değildir ki pazar yerinde de bu ürünleri sunmayın. Tabii ki orada da sunun. Biz her zaman aslında şunu yorumluyoruz bir e-ticaret altyapı sağlayıcısı olarak. Aslında yumurtaların hepsini tek bir sepete koymaktansa hem pazar yerinde hem kendi e-ticaretinizde, belki sosyal medya kanallarında kullanarak ürünlerinize ulaşabileceğiniz maksimum sayıda tüketiciye ulaştırmak aslında her zaman en iyisi. Çünkü belli dönemlerde, bilirsiniz, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de bazı pazar yerleri de kapandı. Doğal olarak bütün yumurtaları aynı sepete koymaktansa farklı kanalların hepsini değerlendirmek aslında bir işletme için daha avantajlı diyebilirim. Peki kategorisel olarak baktığımızda, şimdi pandemi döneminde en çok gıda, temizlik ve hijyen ürünleri kategorileri adeta tavan yapmıştı. Normalleşmeyle beraber yine bu kategoriler popülerliğini devam ettiriyor mu, yoksa farklı kategoriler mi girdi en fazla işlem hacimi yapan? Şimdi biraz normalleştik. Artık o pandemideki işte eve tuvalet kağıdı stoklayalım, dezenfektanlar, şeyler alalım noktasından artık normal tüketime döndük diyebiliriz ki bu bizi pandemi önceki şeye döndürdü, yapıya döndürdü. En fazla büyüyen kategori halen tekstil kategorisi olarak görüyoruz. Yani giyim tekstil kategorisinde. Bununla başa baş bu işte %110, %120'lerde büyüyor gibi. Bununla beraber elektronik her zaman online'dan alınan bir kategori olarak halen başa baş aynı şekilde gidiyor. Ama pandemi sonrasında bize iz bırakan kategorilerden bir tanesi süpermarket kategorisi. Oradaki büyüme halen %100'lerde devam ediyor. Daha önce bu olmayan bir kategoriydi. E-ticarette. Şimdi baktığımızda artık e-ticaretten domates de alabiliyoruz, salatalık da alabiliyoruz. Eskiden sadece kuru gıdalara yönelirdik. Dolayısıyla bu üç kategori şu anda liderliği götürüyor gibi görüyoruz. Halen tüketicilerin işte tekstilde, elektronikte ve süpermarket ürünlerinde online'ı ciddi bir şekilde tercih ettiğini görüyoruz. Peki siz ne dersiniz Seyhun Bey? Kategorisel olarak bakacak olursak ve önümüzdeki süreçte cazibesi artacak olan kategorileri neler olarak görüyorsunuz? Çünkü farklı yeni nesil teknolojiler de işin içerisine giriyor artık. Müşteriyi daha farklılaştırma, farklı deneyimler sunma. Doğru. Ya ama bunu tabii şöyle de değerlendirmek lazım Hande Hanım. Bu teknolojilere tüketicinin adaptasyonu da göz önünde bulundurarak, o adaptasyon seviyesinin artışına bağlı olarak da teknolojilerin yaygınlaştığını düşünürsek, belki birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Bu işte yapay zeka teknolojilerinin ya da ürünü bulmak için gözlük alacağımız zaman gözlüğü denememize olanak sağlaması, tekstil ürünlerini işte üzerimizde belki renk olarak denememize olanak sağlayan deneyimleri sunabilecek e-ticaret sitelerinin sayısı gün geçtikçe artacaktır. Bugün evinize bir mobilya alacağınız zaman bile mobilyanın aslında şu köşede nasıl duracağını görmek istediğinize olanak sağlayan ve görmenizi sağlayan teknolojiler de yavaş yavaş geliyor. Kullanıcı deneyimiyle birlikte de artacak. Bu sene için, yani 2023 yılında bizim dikkatimizi çeken iki tane kategori var. Bunlardan bir tanesi outdoor kategorisi. Buna tabii ki depremin de çok büyük etkisi var. Outdoor kategorisi belki hacimsel olarak, yani cirosal bir tekstil ya da elektronik kadar olmasa da bir önceki yıla göre büyüme oranı olarak yaklaşık %350 gibi bir büyüme oldu. Tabii o dönemlerde kimse kolay kolay kamp malzemelerini, çadırları vesaireleri bulamadı. Türkiye'de üretimi belki bitti. Biz onu net olarak bu sene gördük. Bir ikincisi de, biz geçen sene de söylemiştik, otomotiv sektörü bizim dikkatimizi çekti. Orada da hacimler çok büyük olmasa da büyümeler çok hızlı gidiyor.
Zaten bunu yavaş yavaş Türkiye'deki satış yapan firmaların artık araçları online olarak kendilerini satmasıyla da ilişkilendirebiliriz. Evet. Yavaş yavaş artık insanlar otomotiv yedek parçasını, lastiklerini veyahut da diğer ürünlerini çok rahat bir şekilde internetten alır oldular. O kategoride biraz dikkatimizi çekti diyebilirim bu sene için. Evet, pandemide de özellikle dışarıda spor yapma alışkanlıklarıyla beraber o aksesuar ve eşyalar hakikaten ilerliyordu. Ancak deprem etkisiyle, maalesef bir deprem etkisi de bilince outdoor dediğiniz üzere kamping ve outdoor sporlarına olan ve aksesuarlarına olan talep çok daha arttı. Otomotiv sektörü hem fiziki hem online tarafta yüksek enflasyonlu noktalarda, dönemlerde önemli bir yatırım aracı olarak atfedildiği için sürekli bunun haberlerimizde de işliyoruz. Satışların çok yoğun olduğu bir kategori olarak ön plana çıkıyor. Peki şunu da sorayım. Türkiye, evet çok hızlı büyüyoruz diyoruz ancak kendi içimizde dünya geneline baktığımızda rakamlar ne diyor ve biz dünya pastasından ne kadarlık bir pay alıyoruz Emre Bey? Şimdi dünyada e-ticaretin toplam hacmi 5.9 trilyon dolarlardan bahsediliyor. Şimdi bizim bahsettiğimiz burada biz halen çok çok ufak rakamlardayız. Kendi iç pazarımızla bile. Dolayısıyla gidilecek çok yol var. Bizim toplam perakende içinde e-ticaretin payı %20'lere geldi. Bu sağlıklı bir rakam baktığımızda. Ve toplam gayri safi milli hasıla içindeki oranı da %5'lerde. Ama ihracatımızın içindeki paya baktığınızda, yani yurt dışına neler satıyoruz. Yani tamam, kendi evimizin içinde güzel e-ticaret yapıyoruz, oynuyoruz ama yurt dışına satışlara baktığımızda toplam ihracatın içindeki payı %1'lerin halen altında. Bunun sağlıklı olan rakamı, yani 20 nasıl sağlıklı bir rakamsa iç pazar için, sağlıklı olan rakamı %4'ler, 4.5'lar gibi bir. Yani dünya ortalaması 4'lerde, 4.5'lardı. Dolayısıyla bizim dünyaya satacak daha bugünkü halimizden 6-7 kat daha fazla bir hedefimiz olması gerekiyor. Hatta işte bakanlığın koyduğu 10 kat gibi bir hedef var. Dolayısıyla yurt dışı pazarlardan ciddi pay alabilecek ürünlerimiz de var. Ve baktığımızda yurt dışına açılan ciddi girişimler de var. Yurt dışındaki pazar yerlerinde satan markalarımız var. Yurt dışında pazar yerini açan markalarımız var. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde artık konuşacağımız konulardan bir tanesi yabancı tüketicilere ürünleri nasıl satarız? Oralarda nasıl pay ediniriz? Bu işte %07'lerden, %09'lardan %4.5'lara nasıl geliriz? Gündemimizdeki konulardan bir tanesi olacak. Aslında Türkiye'de bakimi sektörler dünya özelinde çok farklı markalara sahip. Tekstil, giyim, konfeksiyon sektörümüz. Ancak online kısımda baktığımızda hakikaten çok farklı hikayeler daha henüz yazabilmiş değiliz. Burada markalar tarafında mı bir eksiklik var? Yoksa ekosistemin daha da yurt içinde daha büyümesi, gelişmesi mi gerekli de biz yurt dışında daha başarılı olalım? Yani yurt dışındaki bu payı arttırmak için neler gerekli? Ya tabii şimdi biz pandemi öncesinde bu %20 iç pazardaki payımız bile küçüktü. Yani %7'lerde, 8'lerde, hatta ilk başlarda %5'lerde, 4'lerde dolanıyorduk. Dolayısıyla ancak kendimize, belki ancak bu çocuk daha yeni büyüdü yurt dışına çıkacak şeyde. Ve markaların özellikle dijitale yönelmesiyle beraber, yani dijital tüketiciyi anlamaya yönelmesiyle beraber Türk markalarının ihracatçı o DNA'sı artık kendini e-ihracatı ve oradaki tüketicilere nasıl ulaşacağı konusunda bir aydınlanma da oldu. Sonuçta bunu yapacak olanlar büyük Türk markaları, büyük Türk girişimleri diyelim. Ve gidecek yolumuz var ve bu artık bu noktadan sonra bir e-ihracat destek paketi de var. Yani normalde Türkiye'de geleneksel ihracata verilen destekler vardı ki Türkiye'nin ihracatı senelerce bu şekilde büyüdü. Bunun şimdi dijital, yani e-ihracata da verilen bir versiyonu oldu. Daha ilk versiyonu. Bununla beraber devlet desteğiyle de beraber, ki yani Çin'in yaptığı en önemli şeylerden biri budur. E-ihracata çok ciddi destek vermişti. Biz de aynı şekilde aynı benzer bir şekilde e-ihracatı büyüterek bu dışarıdaki paydadan kendi payımızı almaya çalışacağız. Seyhun Bey, siz özellikle ihracat sitesi, web sitesi kurmak isteyenlere de girişimcilere, KOBİ'lere yönelik altyapı da sağlayıcısı olarak yurt dışı ile kıyasladığımızda bizim kendi
online platformlarımızda, e-ticaret girişimlerimiz, hı hı. Yurt dışında yüksek rekabetin olduğu noktalarda başarı hikayeleri yazmaları adına, daha yüksek pay almak adına Türkiye'nin genel ihracatından nasıl bir yol izlenmeli? Nelere ihtiyaç var? Şöyle aslında demin de konuştuğumuz gibi biz bundan pandemi öncesinde belki konuştuğumuzda yaklaşık %4-%5 e-ticaret hacmini konuşuyorduk ve bunun küçük olduğunu, büyümeye ihtiyaç olduğunu konuşuyorduk. Fakat zaman geçtikçe araya pandemi girdiğinde %15'lere bir anda çıkıp bugün geldiğimiz noktada %20 bandına oturmuş durumda. Bunu neden söylüyorum? Hande Hanım, çünkü bir firmanın ya ihracat deneyiminin olması lazım iyi bir ihracatçı olabilmesi için, ya da e-ticaret deneyiminin olması lazım ve bu prosedürleri, bu operasyonları oturtmuş olması lazım. Siz e-ticaret operasyonunu Türkiye'de yapıp belli bir noktaya getirdiğinizde zaten çıkan ürününüzün Hakkari'ye gitmiş, Adana'ya, Urfa'ya, İzmir'e gitmiş ya da buradan Avrupa'ya, Amerika'ya ya da Arap Emirlikleri'ne ürün satmaya başlamışsınız. Operasyonlara aslında ufak tefek farklılıklar gösterse de süreçleri birbirine çok benziyor. Doğal olarak biz işletmelere öncelikli olarak Türkiye'de e-ticareti ve e-ticaret pazarını, süreçlerinin nasıl işlediğini deneyimlemesini ve ondan sonra ürünlerinin global pazara sunulmasını daha doğru buluyorum. Bu sürecin içerisinde tabii ki Türkiye pazarına ürünü sunmak istemeyen bir firma ya da kurum direkt ürünü yurt dışında pazarlayabilir. Avantajlı olduğumuz taraf ürün üretimi, belli kategorilerde ürün üretimi ve maliyet olabilir. Dezavantajlı olduğumuz taraf, belki bunu Çin örneğiyle birleştirebiliriz bundan 8-10 sene öncesine geri dönüp baktığımızda, Çin'in devlet destekleriyle sizin internetten söylemiş olduğunuz birkaç dolarlık ürün ücretsiz kargo ile kapınıza kadar geliyordu. Çin bu deneyimi oradaki birçok işletmeye böyle öğretti. Ve bu öğrenim sonrasında şu an Çin'de belki yüz binlerce küçük ihracatçı var. Kimisi Amazon'da veyahut da diğer pazar yerlerinde satış yapabiliyor. Pazar yerinde satış yapabildiği gibi kendi sitesinde satış yapabiliyor. Doğal olarak burada birazcık deneyim kazanmak açısından sağlanan ücretsiz eğitimlere, işini büyütebilmek adına ihracat seminerlerine katılmasına ve bu seminerlerden edindiği bilgiyi harmanlayarak aslında işine katmasında fayda var diye düşünüyorum. Peki ben hemen şu soruyu da sorayım. Süremiz daralıyor. Online platformda başarılı olmak için, başarılı bir girişimci için olmazsa olmaz neler gereklidir? Burada kimi ipuçları da olsa gerek Emre Bey. Yani aslında bu çok da komplike bir iş değil. Yani her iş olduğu gibi, her ticaret olduğu gibi bu da bir ticaret. Ben en önemlisi burada bunun yan bir iş olmadığını, sonuçta bunun da bir ciddiyetinin olduğunu, burada da bir alma var, üretme var, satma var, bir işin lojistik tarafı var. Dolayısıyla çok fazla oynar tarafı var. Buna ilgi göstermek gerekiyor. Yani bizim gördüğümüz başarısız olan e-ticaret operasyonlarının, e-ticaret girişimlerinin veya işte bir firmanın e-ticaret yapma şeyini, bunu bir yan iş gibi çok kolay bir, biraz da böyle şey yaparak, kolay düşünerek ve hızlı çözüm, hızlı bir beklentiyle girdikleri zaman maalesef başarısız oluyorlar. Dolayısıyla e-ticaret ciddi bir iştir. Şu başında e olması fark etmez. Bu da bir ticaret. Anlamaları gereken, öğrenmeleri gereken konular var. Ama bir o kadar da potansiyeli olan bir konu. Hangi konular, anlamaları gereken konular derken biraz açabilir misiniz? Tabii şimdi mesela hangi altyapıyı kullanacağım? Bu konuda ciddi işte Seyyum Bey'in firması gibi firmaların da eğitimleri var. Bu e-ticarette şu anda siz artık ücretsiz alabileceğiniz online'da o kadar fazla eğitimler var ki, hangi altyapıyı kullanacağı, ürünü nasıl bir fiyattan satacağı. Yani evet, ben bu ürünü satacağım, online'da satacağım ama benim rekabetim ne? Hangi fiyattan satmalıyım? Bu fiyattan satarsam kâr edebilir miyim, edemez miyim? Paketlemem nasıl olmalı? Çok büyük bir pakette yollarsam bunun bir maliyeti var. Dolayısıyla tüm birim maliyetlerine bakarak yaptığı işin karlı olmasına bakması gerek. Bu e-ticaret eşittir karsızlık diye bir dünya yok. Zaten karsız olan hiçbir iş devam edemez. Maalesef bizim gördüğümüz bazı örneklerde ya kar etmeyelim sonra belki kar ederizle başlayan şeylerin hiçbiri kâra dönemiyor. Dolayısıyla karlılığa da bakmak gerekiyor. Hı hı. Neler yapılmalı? Peki nelerden kaçınmalı Seyhan Bey? Ben aslında neler yapılmamalıyı anlatsam daha iyi olacak. Biz yani bugüne kadar nacizane 15 senelik deneyimimizde birçok örnekle bu işte başarılı olanını da olmayanını da gördük. Bu işin içerisinde aslında en temel öğe
bir planınız yoksa neyi satacağınızı, nereden alacağınızı ve bunu işte A firmasından alıp üzerine bir miktar kar koyup B firmasına ben satarım dediğinizde, arkasında da doğru bir iş planını oturtmadığınızda bunun sonucu hep hüsran oluyor ve başarısız sonuç elde edilebiliyor. İkincisi, ticaret bilgisi de gerekiyor Hande Hanım. Yani bu iş e-ticaret dediğimizde aslında ticaretten çok fazla ayrılmıyor. Mal alımı satımından tutun da muhasebeleştirmesine kadar, birim maliyetlerinin, stok maliyetlerinin hesaplanmasına kadar göz önünde bulundurulması gereken bir konu. Ve bir ikincisi de, ya bir üçüncüsü de aslında şunu söyleyebiliriz. Bu siz e-ticaret sitenizi kurduğunuzda, kendi kendine marşı bastığınızda sitenizden satışlar gerçekleşecek ve siz bu işten kar edeceksiniz anlamına gelmiyor. Doğal olarak bu da tıpkı bir fiziki mağazayı, küçük bir dükkanı açmak gibi, açtığınızda işte yerine belki temizlik yapılır, işte vitrinler tekrar düzenlenir, fiyatlar yeniden yerleştirilir. Aslında e-ticaret sitesi de böyle. Günlük yapacağınız kampanyalar, belki yapacağınız reklam çalışmaları, e-mailingler, bunların hepsini bir bütün olarak, bunu da bir iş olarak aslında düşünmek gerekir. Sadece günde 1-2 saat ayırarak yapacağınız bir iş olarak, bir iş olarak düşünürsek sonuçlar gene hüsran oluyor diyebiliriz. Peki KOBİ'lere ne yönde fırsatlar var? Ya KOBİ'lerin, bu KOBİ'lerin tarafında aslında birçok fırsatın hala başındayız diye düşünüyorum. Biz pandemiden önce e-ticareti bir gereklilik olarak anlatıyorduk ama pandemiden sonra bu artık bir zorunluluk haline geldi. Yani bugün siz atıyorum belki bir İzmir'de, Antalya'da, Ankara'da bir yere gittiğinizde çok beğendiğiniz bir firmanın ürünlerini aldıktan sonra ikinci kez, üçüncü kez alabilmek için sadece o bölgeye gitmeniz gerekmemeli. Hı-hı. Yurt dışında olsanız bile bunu sipariş verebiliyor olmanız lazım. Doğal olarak aslında işletmelerin şu anda emek ve zaman ayırarak yapacakları dijital yatırımlarda ilerleyen süreçte çok büyük avantajları olacaktır diye düşünüyorum. Dijitalleşmeyi aslında işlerinin bir parçası olarak görüp 360 değerlendirmeleri gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Samimi de görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için Etit Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi ve Ideasoft Yönetim Kurulu Başkanı Seyhun Özkara'ya teşekkür ediyor ve böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bugünlük burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.